Muhabbet Kuşlar Dünyası kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Sizler için video çekmeye devam ediyorum. Videoların çok video istiyorlar ama zaman buldukça çekmeye çalışıyorum. Bunun için sizden konu istiyorum arkadaşlar. Hangi konuda video istiyorsanız bana onunla ilgili yorumlardan yazarsanız çekerim. Bugün sizlere muhabbet kuşlarında kullanılan doğal ilaçlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, bazı hastalıklarda ilaç tavsiyeleri verdim. Onlarla ilgili videolarım var. Şimdi bugün de size doğal yöntemlerle, mesela öncelikle şeyden bahsedeyim. Doğal antibiyotik nasıl yapılır? Muhabbet kuşlarına doğal antibiyotik nasıl verilir? Hangi durumlarda antibiyotik verilmelidir? Kursak mantarında, bağırsak enfeksiyonlarında kuşunuza antibiyotik vermeniz gerekiyor. Bu durumlarda ilaç olarak alıp vermektense bu gibi durumlarda sarımsaklı su. Sarımsaklı su da 4-5 adet sarımsağı bir şaşal şeye koyup bir hafta bekletip bu suyu kuşlara verme yöntemi oluyor arkadaşlar. Sarımsaklı suyun nasıl hazırlandığı ile ilgili kuruluk tedavisi videomda detay var arkadaşlar. Doğal ilaçlardan bir tanesi sarımsaklı su. Diğer doğal ilaçlarda bir tanesi de kuşlarınızın gözünde mikrop varsa, işte göz nezlesi varsa, bununla ilgili de bir diğer doğal yöntem sabahları içtiğiniz çayın siyah tarafı ılık bir şekilde olacak şekilde gözlerini, kuşların gözlerini bununla silmeniz de faydalı olacaktır arkadaşlar. Onun haricinde doğal yöntem olarak vitamin vermeden kuşların tüylerinin rahatsızlığına yulaf arkadaşlar. Bir hafta boyunca yulaf verdiğinizde yulaf kuşlarınızın tüylerine çok iyi gelecektir. Mantar hastalığı ile ilgili arkadaşlar herhangi bir şu anda doğal bir şey söylemiyorum. Onun için Truvaset krem var. En etkili ve sağlam çözüm bu. Onun haricinde normal ilaç olarak geçmeyen vazelin, yani bu hastalığın başladığı dönemlerde vazelin kullandığınız zaman da iyi gelecektir arkadaşlar. Ama hastalık ilerlediği zaman Truvaset başkası buna çözüm olmuyor arkadaşlar. Bunları ben denedim. Şimdi arkadaşlar şurada mesela Supravit vitamin var. Şimdi arkadaşlar bu doğal bir şurup. Bunun içinde hani kimyasal bulunmuyor. Çünkü neden biliyor musun arkadaşlar? Ben bu vitamini neden veriyorum? Bu vitamin bebeklerin ağzına günlük bir damla damlatılıyor. Bebek vitamini arkadaşlar bunlar. Biliyorsunuz bu doğal olmadığı sürece yeni doğmuş bebeklere böyle vitaminler vermiyorlar. O yüzden ben de kuşlara bu vitamini kullanıyorum. Onun haricinde diğer vitaminleri kullanmıyorum. Onun haricinde vitamin olacak gibi hani yulaf, tüy dökülmesinde iyi gelsin diye yulaf veriyorum. Asfur veriyorum. Vitamin açısından kuşu güçlendirsin diye işte havuç, ne bileyim elma verebilirsiniz. Salatalık kabuğu verebilirsiniz. Salatalık verebilirsiniz. Ama yeşillikleri fazla ağırlıklı vermeyin arkadaşlar. İshale yol açabilir çok aşırı verdiğiniz zaman. O yüzden ona dikkat edin. Doğal olarak işte başka verebileceğimiz mesela hangi rahatsızlığa göre hangilerini vermelisiniz? Mesela benim bunlarla ilgili videom var ama hem doğal olarak tedavi yöntemini söylemişimdir, hem de ilaçla tedavi yöntemini kesinlikle söylemişimdir arkadaşlar. Şimdi hastalıklarda özellikle mesela ishalde kesinlikle en doğal kesin çözüm Aspurdur arkadaşlar. Aspurda şöyle göstereyim, bilmeyen arkadaşlar için her zaman gösteriyorum, yine göstereyim. Bakın arkadaşlar, sade Kanarya 20 diye de geçer pet shoplarda. Şöyle bakın, şöyle bakın, şunun içinden göstereyim. Evet arkadaşlar, Aspur bu. Yulafı tekrar göstereyim, yulaf bu. Bunlar doğal kuşlara iyi gelen şeyler arkadaşlar. Tüy dökülmelerinde bu. Yani kafada dikenlenme oldu, kuş tüye girdi. En kesin çözüm bu. Diğer ishalde sadece bunu verin 3 gün. Kuşunuzun ishali kesinlikle kesilecektir. Bağırsak enfeksiyonu varsa sarımsaklı su yapıyorsunuz. Kuşlarınızda bit varsa sirkeli suyu fısfısın içine koyup püskürtüyorsunuz kuşlarınızın tüylerini arkadaşlar. Sirkeli su bite çok iyi geliyor arkadaşlar. Onun haricinde sirkeli suyu yuvalıkların temizliğinde de kullanabilirsiniz.
Oradaki parazitleri, mikropları öldürmeye yardımcı olur. Onun haricinde yuvalıkta bitonlayıcı doğal bir yöntem daha. Kara çamtalacı arkadaşlar. Yeni doğan yavruların bitlenmemesi için kara tamçalaşı kullanabilirsiniz. Bu da doğal bir yöntemdir. Onun haricinde bit spreyi alıp kullanma durumunuz da olabilir. Bu bit spreyleri falan ilaçtır arkadaşlar. O yüzden doğal yönteme girmediği için doğal olarak sirkeli su sıkabilirsiniz. Bu da bir ayrı kuşlar için iyi gelecek bir ilaçtır arkadaşlar. Doğal yöntemdir yani. Onun haricinde kuşlara yumurta kabuğu vererek kuşlarınızın yumurta aralıklarının uzamasını engelleyebilirsiniz. Kuş yumurta oluşturamadığı için geç yumurtluyor bazen. Normalde 2 günde bir yumurtlaması gerekirken 3 güne çıkıyor, 4 güne çıkıyor. Bunu engellemek için de evde yediğiniz yumurtaların kabuklarını ezip ufak taneler halinde kuşlarınıza verirseniz bu da doğal bir vitamin kaynağıdır. Başka size söyleyeceğim arkadaşlar aklıma geldikçe anlatacağım bu şekilde. Bugün muhabbet kuşlarında sizlere verebileceğiniz doğal ilaçlar diye çekeceğim. Muhabbet kuşlarına verilebilecek doğal tedavi yöntemleri, doğal ilaçlar bunlar. Onun haricinde ben diğer göz nezlesi ile ilgili falan hepsiyle ilgili ayrıntılı video çektim. Kuşlarınızın ne rahatsızlığı varsa orada hem doğal yöntemini anlattım, hem de ilaçlı tedavi yöntemlerini anlattım. Oradan bakarak kuşlarınız rahatsız olduğu durumlarda tedavisini kolaylıkla yapabilirsiniz. Kursak mantarını anlattım. Kursak mantarına sirkeli su iyi geliyor arkadaşlar. Suyuna sirke damlatıyorsunuz. Onun haricinde kuşunuz soğuk algınlığı olduysa, hapşuruyorsa kuşunuzun suyuna limon damlatarak 5 damla küçük bir suda 4 damla 5 damla limon damlatarak kuşunuzun o hastalığını da giderebilirsiniz. Başka aklıma geldikçe söyleyeceğim arkadaşlar sizlere. Yani çünkü şöyle söyleyeyim, ben burada doğaçlama yapıyorum. Kendi bilgilerimden doğaçlama yaparak video çekiyorum arkadaşlar. Kesinlikle hani bir yere yazıp ne bileyim kayıt altına alıp yapmıyorum. Ben burada kendim denediğim, tecrübe edindim, yıllardır başıma gelen olaylardan nasıl kurtuldum, nasıl kurtulamadım, hangisi kesin çözüm oldu, bunları hep deneyerek. Yani benim burada hani kuşum ölmedi mi? Öldü, ölüyor. Yapacak bir şey yok. İlk dönemlerde hani tecrübesizlikten ölümler oluyordu, mikroptan şundan bundan. Daha sonra bunları nasıl tedavi ediyorsam, nasıl hangisi çözüm olduysa onları tespit ettim. Hepsi bir yerde yazılı değil, aklımda yazılı arkadaşlar. Ben de buradan doğaçlama yaparak sizlere anlatıyorum. Şimdi başka size söyleyebileceğim ne vardı arkadaşlar? Şimdi aklıma geldikçe söylüyorum. Onun haricinde bana yardımcı olmak için de şununla ilgili, bununla ilgili video istiyoruz diye yazarsanız sizler için videoda çekeceğim. Ama şöyle bir durum var. Benim videolarımın içinde gerçekten geçmiş böyle videolarıma bir bakarsanız aklınızdaki bütün sorulara yanıt bulabileceğiniz videolar var. Gerçekten yani videoları şöyle bir karıştırın, en azından başlıklarına bakın. Yani izleyip detayları izlediğiniz zaman daha farklı bilgilere de ulaşabilirsiniz. Çünkü bir konuyu anlatırken o konunun bağlantılı olduğu konulardan da mutlaka bahsetmişimdir. O şekilde konular hani birbirine bağlantılı olduğu için genel bir videoyu izlerken onun içinde faydalı birçok bilgi duyabilirsiniz arkadaşlar. Bunun içinde hani hem izleyerek hem uygulamayı görürseniz sizin için biraz daha faydalı olur. Yorumlardan ben yazıyorum ama uygulamasını görmeniz tabii ki daha farklı olur. Şimdi arkadaşlar açıklamalar kısmında Facebook linkim var. Facebook grubumun linki var. Oraya tıklayarak Facebook grubuma girebilirsiniz. Oradan resim atabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları oradan sorabilirsiniz. Resimli olarak sormak isterseniz onun haricinde yorumlara istediğiniz gibi yazarsınız. Bir diğer kanalım Her Yerden Videolar kanalı. Bu kanalda abone olmayı unutmayın. O kanalı 1000 aboneye ulaştırmaya çalışıyorum. O yüzden bir dahaki muhabbet kuşu çekilişimi yani tahminimce yüksek bir ihtimalle o kanaldan yapacağım. O kanaldan yayınlayacağım bir muhabbet kuşu videosundan çekiliş yapacağım arkadaşlar. Hem kanalımızın abone sayısını 1000'e ulaştırmış olacağız, hem de yine kuş hediye vermiş olacağız arkadaşlar. Bunu da eklemiş olayım. Beni izlediğiniz için yine hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kuşlarınızın tüyü kadar ömrü olsun. Sağlıklı, bol üretimler diliyorum hepinize.
Yavrularım çıkmaya devam ediyor. Bir önceki videoda kafeste gösterdiğin iki yavrunun bir tanesi daha çıkmış, 3 olmuş. Diğer kafesindeki iki yavru da büyüyor. Onun haricinde salmada yumurtada yatan kuşlarım var. Ve şurada jumbom var, hala yumurtada yatıyor. Bunların kulüpte dönemleri devam ediyor. Yavrular çıktıkça sizlerle paylaşacağım. Bakın buradaki iki yavrum da hala duruyor. Bunları da muhtemelen...